Türkiye F-16 satılsın diyenlerden satılmasın diyenlere geçelim. Akla ilk gelen isim kuşkusuz. Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmadan bu yana bilhassa Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis. Mitsotakis Avrupa Parlamentosu'nda konuştu. Yine Türkiye'yi şikayet etti ama parlamentoda tek şikayet eden o değildi. Yunan parlamenterler de şikayetçiydi. Ama Türkiye'den değil, kendi başbakanlarından. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Türkiye karşıtı söylemleri bitmiyor. Ancak kendi ülkesinin siyasileri de artık başbakana tepkili. Mitsotakis yalancılıkla suçlandı. Yunan Başbakan Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu oturumuna katıldı. Oturumda Avrupa Parlamentosu'nun Yunan vekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Parlamentonun başkan yardımcısı Dimitros Papademoulis, Miçotakis'i Yunan ekonomisini toz pembe göstermekle suçladı. Başbakanın yalan söylediğini ima etti. Liberallerin ve yeşillerin gündeminde ise Yunanistan'ın göçmenlere yönelik ihlalleri vardı. Yunanistan'ın göçmenleri Türkiye'ye geri itme politikası eleştirildi. Mitoaki yönetimi bugüne kadar Ege'deki ihlallerini kabul etmedi. Yunan başbakan eleştirilere yanıt verdi. O da Yunan parlamenterleri yalancılıkla suçladı. Hedefinde yine Türkiye vardı. Ege'deki gerginlikle ilgili Yunanistan egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir dedi. Avrupa Birliği'ne de mesaj gönderdi. Birliğin geleceğin yeni baş belalarının yol açacağı oldu bitleri önleme sorumluluğu var. Eminim bu bitmeyen mücadelede hepinizi yoldaşımız olarak göreceğiz dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını söyledi. Ama oyunu kuralına göre oynamalı, kendi kurallarına göre oynamamalılar dedi. Yunanistan, Ege Adalarını Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı olarak silahlandırıyor. Atina, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye silah satışını engellemek için de propaganda yürütüyor. So, reminder, Cumhurbaşkanı the Erdoğan the the East, da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmeye kapıları the kapatmış, the o iş bitti, the kendilerine çeki düzen the vermeliler the açıklaması yapmıştı.